Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Ubot serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En sonki videomuzdan sonra bir yeniden Ubot'a şans vermek istedim ve bugün de ufak bir geziye çıkacağız. Eğer herhangi bir şekilde sorun olmazsa sizinle beraber killerimizi alıp rahat bir şekilde geri dönebilirsek seriye devam etmeyi düşünüyorum. Ama olur da yeniden oyun bizi buglara boğarsa yapacak bir şey yok. O zaman bugünkü videomuz son videomuz olacak. İlk olarak kendimize bunu test edebileceğimiz kolay bir görev bulalım. neler test edebiliriz? Şimdi burada mesela az sayıda düşman varmış. Burası olabilir. Zorluk orta ve çok kötü bir yer. Şurası bir de bakayım oyun hareket edecek mi? Şu alandaki görevler her zaman tuzak arkadaşlar. Kolay dese de zor dese de çok fazla düşman konvoyu oluyor. O yüzden olara gitmeyeceğiz. Bize bu görevi vermiş oyun. Bir üstüne bu beceriyi açabiliyormuşuz. O zaman buradaki görevi yapalım. Eğer herhangi bir düşman gemisiyle karşılaştığımızda bir bug olmazsa bu videomuzu rahat, rahat bu seriyi en azından 1942'ye kadar getirmek istiyorum. Şimdi ben geminin bütün eksiklerini tamamlayayım sonra yola çıkalım. Bu arada arkadaşlar size şunu göstereyim. En son mekanistimiz seviye atlamıştı ve ona istikamcı yeteneğini verdim. Bu yetenek neye yarıyor derseniz düşman gemilerini bazen mürettebat gönderip gemilerini inceliyoruz ya. İngiliz gemisi mi olup olmadıklarını anlamak için ya da İngiltere mal taşıyıp taşımadıklarını anlamak için gemiye mürettebat gönderdiğimizde makinist aralarında varsa gemiyi direkt olarak patlatmaya yarıyor. Ve ekstradan bunun dışında da bizim gösterdiğimiz topluların verdiği hasar %6 arttırıyor. Şimdi %6 çok fazla değilmiş gibi düşünebilirsiniz. Ama bu %6 genelde şunu sağlıyor arkadaşlar. Bir torpido düşman gemisine çarptığı zaman düşman gemisi bazen batmadan ufak canlarla hareket edebiliyor ya. %6 bu ihtimali yok ediyor. Yani iyi bir torpido isabeti aldıysanız %100 o gemiyi batıracak hale çeviriyor bu istikamcı yeteneği. O yüzden makinistinizde mutlaka almanızı öneririm bizim gemimiz hazır. Evet bir gece saatinde yine sessiz avımıza doğru gidiyoruz. Şu görünüş arkadaşlar gece saatinde hem düşman için korkutucu. Bizim için de süper bir görünüş değil mi ya? Çok seviyorum bunu. Şimdi avlanma noktamıza geldik. 50 metreye dalalım. Sen dinleme odasına geç. Böyle gemiyi daldırın aşağı doğru. Hızı kesmeyi de unutmayalım. Öbür türlü yine arka tarafı duyamıyoruz. Ama şöyle bir notu size söyleyeyim. Bakın hidrofonda şu kısımları görüyorsunuz değil mi? Arka kısımlar var ama arka kısımlar aslında arkadaşlar hidrofonunuzu geliştirene kadar iyi çalışmıyor. Yani mesela şu tarafta bir düşman olsa da bu düşmanı duymama ihtimaliniz çok fazla hidrofonunuzu geliştirmediyseniz. O yüzden karargahta puanınız varsa hidrofonu geliştirin. Bizim puanımız var ama önceden mürettebat kaybettiğimiz için buraya bir adam koyup gönderemiyoruz. Yoksa şu hidrofon geçirmesini yapmak lazım. Derken aha yapabiliyormuşuz artık. En son yaptığımız görevden gelmişti galiba bu telsizci. Şu hidrofon geçirmesini yapalım. O olmazsa yani geminin hiçbir zaman arka tarafını dinlemeye çalışmayın. Motor kapalı olsa da olmasa hiçbir şey duyamazsınız. Yani duysanız da cidden düşman gemisi olmayacaktır. Derken birini duyduk bile. Şu yön. Pervanesi büyük. Sizin için buradaki sesleri ben arttırırım bu arada. Daha net duyarsınız. Başka bir gemi var mı? Etrafa biraz daha bakalım. Bu arada buradaki ses bayağı güçlü. Pervanenin güçlü olduğunu şeyden anlayamazsanız. Pervanenin sesinden anlayamazsanız. Şuna da dikkat edebilirsiniz. Yani bakın. Burada sesi duymaya başlıyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz. Ta buralarda bile pervane sesi devam ediyor. Yani o kadar büyük pervane ki mikrofonun büyük büyük kısmını kaplayabiliyor. Şimdi bizim gemimiz şu yöne bakıyor. Pervane bu tarafta. Yani şuralarda bir yerde düşman. Bu arada düşmanı kaçırdık ya. O kadar geniş alandaydı ya. Büyük ihtimal ben bu tarafa doğru gidiyordur zannettim. Norveç'e doğru. Büyük ihtimal İngiltere'ye doğru gidiyordu o zaman. Evet. Şimdi bizim görev vardiyamız bitti ama bu sefer düşmanları bulabildik. Düşman bulmadan geri dönmeyeceğiz arkadaşlar. Bu görevde emin olmak istiyorum bir sorun olup olmadığından. Şimdi rotalarını öğrenelim. Şu yönde gidiyorlar değil mi? Evet. O zaman şöyle su üzerine çıkalım. Beni korkutan şey bir denizaltı daha geliyor. Bu bizim açığa çıkmamızı sağlayabilir. O yüzden o gelmeden önce düşman avlamamız lazım. Heh. Şimdi bakalım yön doğru mu doğru. Tamam şimdi çok daha iyi bir açıdayız. Şöyle ortalarına doğru yaklaşalım. Saat akşam. Çok güzel. Hatta birazdan akşam 10 olacak. Hızlı kes. Evet ilk gemiyi gördük. Sen. Şimdi bayrağını takıyorsun. İngiliz bayrağı takıyor. Aralarına devam et o zaman. İki hızla gidebiliriz. Yine kavitasyon oluşturmuyor bu. Kardeşim sen torpido ısıtma şu anda. Çok torpido ısıtmalık bir yerde değiliz. Şu arkadaki gemi ne? Bu Empire Bell değil mi? Büyük ihtimal Empire Bell bu. Daha düşük bir kargo gemisi. Şu. Acaba hepsi mi Empire Bell bunların ya? Çok benziyorsunuz kardeşim. Ayırt edemiyorum. Şimdi hızlı. Dur dur. Şöyle bir boyunu ölçelim olarak. 110 metre. Yok bu Empire Bell değil o zaman. Kaptan senin bir fikrin var mı? Yok. Empire Tower desek. Benziyor mu Empire Tower'a? Burası şurada. Arka tarafta şöyle bir bağ var. Benziyor. Empire Tower'da olabilir bence bu. Tamam. Sız. Başla. Bakalım hızı nasıl. Büyük ihtimal 12 nottur. Pardon 12 kilometredir. Orada Empire Tower, Empire Bel'den daha hafif bir gemiymiş. Ben tersi zannediyordum. Daha kötü bir av buldum. Neyse. Anavatana biz ne götürebilirsek. Bizim için kar. 12 kilometre. Aynen doğru tahmin etmişim. E, rotası. Rotasını biraz bekleyip hesaplasak daha iyi. Şu anda çok kötü. Buradan ateş etmeyiz. Mesafe 990. Rota şekilde 59-60 derece. Büyük ihtimal 180-60'dan 240 girmemiz lazım. Mesafe de 1 kilometre diyelim. Evet. Sadece 60 keseydik bu tarafa doğru gittik torpido. Ee, hız 56 iyi. Tek bir torpido yeterli. İstikam yeteneğimiz de var. Bir de ısınmış torpido patlayacaktır. Gönder. Hadi bakalım. Çok güzel gidiyor bu arada. Çarpacak gibi. Kardeşim gemide böyle yanıcı şeyler taşıyorsan çok bizim için iyi bir haber olur şu anda. Kim torpidoyu geleyken görebilecek miyiz? Göremedik. Siz gördüyseniz iyi de benim gözler arkadaşlar sağ tarafı zaten görmediğim için daha da kötü oldu. Neyse çok iyi bir patlama aldık. Şimdi bu gemi yüzde batar da. Doğrusu yüzde yüz demeyelim yüzde doksan diyelim. Şu arkadaşını da batırmamız lazım. Aynen gemi terk ediyorlar. O istikamcı bonusu arkadaşlar. Yani bu torpidoların aşırı ölümcül olmasını sağlıyor. Şimdi şu arkadaşa gelsin bize. Alarm çalışıyor ama bizi görmedi bu. Tamam dur. Az bir şey daha ilerle bakayım. Mesafe. Orada bizim gemiyi göremiyorum. Her şey bizim gemi nerede? Şöyle buradan hesaplayayım ya. 250 metreymiş. Hız 12. Açı. Gene 240 diyelim. Yani çok önemli olmayacak bu mesafede açı da. İki tane torpido atsak mı? Bunlar patlamayabilir çünkü. Neyse. Bir tane yeter. En kötü gemi topuyla vurabiliriz. Başka gemi yok gibi gözüküyor çünkü etrafta. Hatta şöyle yapalım. Gemi topunu da test edelim. Bu torpido çarpsa bile. Kardeşim sen de bir cevap atlamı oluştur bizim için. Heh. Tamam. Şimdi. Siz üzerine çıkın. Motorumuz duruyordu değil mi? Evet. Seni topa göndereceğiz. Bunlar gemiyi hemen terk etmediler bu arada. Kendilerine biraz güveniyorlar ama. <laughs> Empire Spartan'mış. Spartalıları batırıyoruz. Gerçi 300 gemiyle gelmeniz lazımdı. Bir taneniz yetmiyor. Kaptan. Bu hala geçemiyor ana topa. O alevi söndürdüler. Ama geminin arka kısmı aşırı kötü. Yani kurtulamazsın ondan. su almaya başladı bile ana güverte. Yardımcı kaptan hadi. Çıkamadın güverteye. Tamam. Böyle önden vuralım. Arkadan nasılsa torpidomuz vurdu. Şu arkadaşlar tahtaların olduğu yeri görüyor musunuz? Oranın altını vurabilirseniz gemi daha kolay batıyor. Çünkü oranın geminin geri kalanıyla parçalanma ihtimali de var. Su alırsa da gemi için kötü. Parçalanırsa da kötü. O yüzden vurabilirsiniz orayı vurun. Evet, şimdi batacaksın işte, uğraştırma bizi. Hadi. arada topta da sorun yok. Nişan yani aldığım yere gidiyor, rahat rahat ateş edebiliyoruz. Büyük ihtimal o baklar bir şekilde çözüldü ama nasıl çözüldü bilmiyorum. İnşallah bir daha yaşamayız onları ya. Çünkü arkadaşlar, hani o gördüğünüz video en çok oynayabileceğim versiyonuydu. Ondan önce de çektim mesela birkaç kere bug oldu diye videoyu falan iptal ettim. Dedim yeniden oynayayım. Normalde kaybettiğim yerleri geri almam oyunlarda ama kaybetmek değil. Çünkü tamamen mı oynuyordum. O yüzden öyle bir bug yani bir daha olmasın da bu videoyu çekerken bile mesela bir sorun oldu. Mikrofon falan gitti. Neyse şimdi görevi bitirdik. O zaman direkt dönsek mi? Dönelim ya. Bize şöyle güzel bir madalya falan verseniz. O kadar iş yaptık. Ha enkazı lootlayabilirdik. Bak unuttuk. Belki onda bug olup olmadığına bakardık. Neyse bir dahakine. Yok madalya vermeyecek. Madalya verecekleri zaman arkadaşlar limana girdiğinizde bu şekilde etrafta size selam veren insanlar falan oluyor. Düz bu şekilde giriyorsanız madalya almıyorsunuz demek. Böyle rozet falan iş. Işte. Siz arkadaşlar eğer robotu daha fazla görmek istiyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.